Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cümleten hoş geldiniz. Cenab-ı Hak Cuma'nın hayrını, bereketini cümlemize nasip eylesin. Mübarek bir Cuma akşamında daha Kanal 7 ekranlarında önden gidenlerde canlı olarak birlikteyiz ve yayınımız bu akşam bu güzel programda önden gidenlerde akrabalığın ve komşuluğun hakkını, hatırını konuşmaya çalışacağız ve Kayseri'den çok kıymetli misafirimiz, muhterem hocamız Kayseri Hunat Camii müezzin kayımı, muhterem Fatih Demir hocam bizimle birlikte olacak Kur'an-ı Kerim'le, ilahi ve kasideleriyle. Ee, biz yine dua ile başlayacağız, Kur'an'la başlayacağız, dua ile başlayacağız. Ee, yine 10 Şubat 1918 Sultan II. Abdülhamit Han'ın vefat yıl dönümü olması münasebetiyle ve haftalardır dikkat ederseniz önden gidenlerin başlangıç bölümünde biz Kudüs'ten bahsediyoruz. Kudüs'le alakalı Abdülhamit Han'ın o ölümsüz hatırası vesilesiyle Ulu Hakan mıdır Abdülhamit yoksa Kızıl Sultan mıdır? Ona ilk kim söylemiştir bu Kızıl Sultan lafı? Kimin icadıdır? Ulu Hakan'ı kim söylemiştir? Bunları konuşacağız Allah nasip ederse. Sonrasında akrabalık ve komşuluğu. Hem dünyada hem ahirette. Akrabalık nedir? Komşuluk nedir? Onları konuşacağız. Kıymetli kardeşlerim şimdi sözü çok uzatmadan muhterem hocama, Fatih Demir hocama dönüyorum ve hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız, hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Kayseri'de ne var ne yok. Hamdolsun. Bir yaramazlık iyileşim. yok. Selam getirdik. Eyvallah. Dua getirdik. Başım üstüne. Aleyküm selam. Kayseri hem Erciyes Dağı'yla hem başta Seyyid Burhanettin Gazi Hazretleri olmak üzere alimleriyle, tüccarlarıyla memleketimizin gururu, yüz akı bir şehrimiz. Allah huzurunu bozmasın. Amin. Bütün memleketimizin, Amin. bütün milletimizin ve Kayserimiz'in Kayseri'yi ayrıca da çok severiz. Kayseri çünkü bizim çalışan kafamız, zekamız diyelim, tüccar yüzümüzdür. Çok da fıkralara bile konu olmuştur. Kayserinin ticaret ahlakı böyle zekiliği dolayısıyla ama Kayserimiz'in böyle kıymetli hocaefendileri de var. Çok Allah tanıdığımız Allah hocalarımız da oldu. Allah razı olsun, elleri öpülesi muhterem hocalarımız var. Ee, şimdi kıymetli hocamdan, hocam buyurun, gecemiz Cuma akşamıdır. Duadan önce bir Kur'an okuyalım da ben de hay duasını acizane, sizin de getirdiğiniz hatimleri i̇nşallah. değil mi burada aynen, katalım aynen. E, dualarımıza inşallah. Pek çok dua isteğiyle dostlarımızdan geldi, inşallah. Hepsini duamıza katalım, inşallah, inşallah. i̇nşallah, inşallah. Buyurun hocam. Peki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدر جنة أورثتموها ونود تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم محقق أن الله söyledi آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جليل يا جميل يا جبار يا ستار يا غفار يا قدير جل جلاله أي سنسوز قوة وكوة مرحمة ve cömertliğin sahibi olan Allah'ım. Bir mübarek cuma akşamına daha bizleri kavuşturdun. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım şurada okunan Hazreti Kur'an'ı ve şu duaya katılsın diye çekilen tesbihatı, duaları, hatmi şerifleri ya Rabbi sana arz ediyoruz, cümle salih ve güzel amellerimizi, ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Onların hatırına, hürmetine, ümmeti Muhammed'e iyilikler ver ya Rabbi. İzzet ve güç ve kuvvet ver ya Rabbi. O kuvvet ve muhabbet ver ya Rabbi. Kötülere fırsat verme ya Rabbi. Okunan Kur'an'ın hatırına, hastalarımıza hayırlı şifa ver ya Rabbi evlat bekleyen yavrularını dünyaya getirmek için ya Rabbi senin onlara ihsan ettiğin yavrularını karınlarında taşıyan yavrularımıza gelinlerimize kızlarımıza bacılarımıza kolay doğumlar nasip eyle. Amin. Ağrısız, acısız, sağlıklı, imanlı, ahlaklı, hayırlı nesiller ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi evladı olmayıp evlat hasretiyle yanan evli yeryüzündeki bütün Müslümanlara göz aydınlığı oğullardan, kızlardan evlat ihsan eyle. Okunan Kur'an'ı sana şefaatçi tutuyoruz. Önümüze ne olur şefaatçi olsun diye salih bir amel olarak koyuyoruz. Okunan Kur'an'ların her bir ayetinin hatırına günahlarımızı affeyle. Ölmüşlerimizin de bütün günahlarını affeyle. Afrin'de, Irak'ta, ve dünyanın her yerinde ülkemizde terörle mücadele eden zalimlerle, küresel emperyalistlerle mücadele eden Müslüman milletimizin evlatları Mehmetçiğimizi Mansur Muzaffer eyle, hıfzu imaye eyle, şühedanın şehadetini kabul eyle. Şehitlerimizin de, bütün askerlerimizin, polislerimizin, yavrularımızın da günahlarını affeyle analarına, babalarına, ailelerine sabırlar nasip eyle. Amin. Aziz milletimize birlik ver ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'e huzur ver ya Rabbi. Amin. Ülkemiz üzerinde kötü tuzaklar, hain planlar kuran ve kafirlerle işbirliği yapan gizli ve açık bütün zalimlere, hainlere sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Oyunlarını, tuzaklarını, ihanetlerini ayaklarına dolaştır ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi şu anda geçim sıkıntısı çeken dünyada sıkıntılar var. Ekonomik buhranlar içinde inleyen, ailesine ekmek götüremeyen kadın olsun erkek olsun bütün kardeşlerimize rızkın helal kapılarını sen aç ya Rabbi. Amin. Memleketimize bereket ver ya Rabbi göklerden yerlerden denizlerden topraklardan bereket kapılarını sen aç ya Rabbi. Ey sonsuz merhametin sahibi olan Allah'ım. Tembelleşmiş ümmeti Muhammed'e çalışma azmi ver ya Rabbi. Bedavadan başkasının sırtından geçinmeyi, hırsızlık ederek, hak yiyerek, rüşvet yiyerek, çalarak, çırparak para kazanmayı iş zanneden ahmaklara hidayet ver ya Rabbi. Tevbe nasibeti ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ne olur bize, yavrularımıza, ailemize, Müslüman kardeşlerimize haram rızkı sevdirme ya Rabbi. Haram peşinde koşturma ya Rabbi. Günahları, haramları bize çirkin göster ya Rabbi. Allah'ım hapishanelerde çile çeken masum ve mazlum Müslümanlara başta Çin hapishanelerinde işkence ve zulüm gören Doğu Türkistanlı Müslümanlar olmak üzere Filistin'in, Suriye'nin, dünya mazlumlarının, Arakan'ın, ümmetin yetimlerine sen kurtuluş, sen hürriyet nasip eyle ya Rabbi. Filistin'e ve Doğu Türkistan'a özgür ve bağımsız Müslüman devletlerini kurmayı nasip eyle ya Rabbi. Hakkımızda hayırlı olanı ihsan eyle ecelin, ölümün en hayırlısını, kamil bir iman üzereyken can vermeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an'ı elimizden, dilimizden, gözümüzden, gönlümüzden düşürme ya Rabbi. Akrabalarımızla, komşularımızla, dünyada da, ahirette de bizlere huzur ver ya Rabbi. Güzel geçim ver ya Rabbi depremlerden yangınlardan sellerden her türlü görünen görünmeyen belalardan anarşiden terörden savaştan zulümden ihanetten evlerimizi de ülkelerimizi de müslüman beldelerimizi de koru ya Rabbi. Amin. Dualarımızı yüce dergahında kabul eyle ya Rabbi. Amin. 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 Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allah kabul eylesin hocam ağzına sağlık maşallah o güzel sesiyle nefesiyle en güzel olan Kur'an'ı Kur'an'la sesi güzelleştiriyor tabi güzelce Aşr-ı Şerif okudu Araf suresinin ayeti kerimelerini hocamıza ben çok teşekkür ediyorum yine hocamızdan Allah nasip ederse kaside ve ilahi dinleyeceğiz. Değerli kardeşlerim kıymetli dostlar buradan Kayserimize güzel Anadolu'muza, cennet yurdumuza, Trakya'mıza, Balkanlarımıza, Afrika'mıza, Asya'mıza, dünyanın her yerinde şu anda bizi izleyen bütün kardeşlerimize, ta Avrupa'sına, Amerika'sına, Kanada'sına, Avustralya'sına herkese çok selamlar yolluyoruz. Dualar yolluyoruz. Allah onlara da iyilikler versin. Amin. Rabbim onların da namusunu, malını, canını korusun. Amin. Amin. Değerli kardeşlerim, Allah razı olsun. Kıymetli dostlar bugün akraba ve komşu hakkına gireceğiz ama Sultan Abdülhamit Han bugün 8 Şubat yarından sonra yani cumartesi günü 10 Şubat kardeşlerim Abdülhamit Han 2. Abdülhamit Han'ın o meşhur Sultan Abdülhamit Han'ın vefatının ölümünün tam 100. yılı önemli bir gün ben bu yönüyle bütün gençlerimize bütün kadınlarımıza, erkeklerimize imkanı olanların Çemberli Taş'taki divan yolunda Beyazıt Çemberli Taş'ta Sultan Abdülhamit Han'ın ve birçok ecdadımız orada kabirlerini ziyaret etmeyi tavsiye ediyorum. Bir Yasin'le de olsa, Fatiha'yla da olsa ecdadımızı hayırla analım. Abdülhamit Han'ı kısaca ben tarihçi değilim. Bunu çok kıymetli hocalarımızdan muhterem tarihçi hocalarımızdan zaten dinleyelim, dinleyeceğiz. Okuyalım hatta. Bir Abdülhamit'le ilgili bir kitap okuyalım en azından. Yani tavsiye ediyorum bu noktada kıymetli kardeşlerim. Ben de bu noktada böyle satır başı kısa bilgiler vermek istiyorum. Çünkü Abdülhamit Han'ın bizim için birçok özelliği var da en önemli özelliği bundan 100 yıl önce, 110 yıl önce kardeşlerim İstanbul Harem'den, Üsküdar Harem'den kardeşlerim Medine'ye tren yolu yapmıştır. Bu muazzam bir hizmet. 100 yıl önceki durumu düşünürseniz elektrik yok, böyle iletişim yok. Öyle bir dünyada Müslümanları Harem-i Şerif'e eğer o zamanın zalimleri, masonları, din düşmanları Sultan Abdülhamit Han'a dışarıdaki kafirlerin, Avrupa'nın dinsizlerinin kışkırtmasına verdikleri rüşvetlerle vatanını satan kanı bozuklar tıpkı bugün olduğu gibi Abdülhamit Han'ı bir mason uşaklığıyla dinsizlerin eliyle yıkmasalardı o tren istasyonu Mekke'ye kadar gidecekti ve Müslümanların kopmaz bir bağı olsun diye. Mesela Gülhane Askeri Tıp Akademisi söverler, ederler, hakaret ederler. Abdülhamid'in eseridir, biliyor musunuz? 1552 tane büyük eser bırakmış. Yani öyle eserler var ki bak ben birkaç tane not aldım sadece. Hamidiye su var İstanbul'da. Hamidiye suları var ya. Evet işte Abdülhamid'in o zaman 130 yıl önce çıkarttığı bir su. Çanakkale Boğazı'nda kilit bahir var böyle kuleler. Düşman İstanbul'a, Anadolu'ya girmesin diye oraya kilit bahir denizin kilidi demektir Arapça. Denize kilit vurmuş zincirlerle düşman orduları geçemesin diye surlarla kaleler yaptırmış 100 yıl önce. Edirne Askeri Hastanesi'nden tutun Kastamonu'daki İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş, Abdülhamid'in eseridir. Şişli Etfal Hastanesi duydunuz değil mi? Etfal Arapça çocuklar demektir. 100 yıl önce çocuk hastanesi yaptırmış. Çocukları büyüklerden ayrı tedavi görsün diye Abdülhamid'in büyük eserleri. Mesela Darül Aceze Osmanlı topraklarında yaşayan bilhassa İstanbul'da yaşayan bakacak kimsesi olmayan gidecek yeri olmayan Yahudi olsun Hristiyan olsun Müslüman olsun ücretsiz devletin bir lira ücret almadan muhtaçlara sınır da kota sınır koymadan bakmak için kurduğu İstanbul Çağlayan'daki ok meydanındaki kardeşlerim Darül Aceze Abdülhamid'in eseridir ve Abdülhamid'e bir Ermeni Fransız vatandaşı ama aslen Ermeni olan Albert Vandal ismindeki şair tarihte ilk defa bakın bu sözümü not edin. Tarihte ilk defa Sultan Abdülhamid'e Kızıl Sultan diyen Ermeni bir Fransız vatandaşı şairdir. Albert Vandal'dır. Kızıl Sultan şeklinde hitap etmiştir. Onu Le Sultan Rouge diye de okursunuz. Le Sultan Rouge Kızıl Sultan kelimesini Fransızca şiirlerinde ilk kullanan Ermeni bir şairdir. Ne gariptir. Bütün memlekete daha düne kadar lise kitaplarında biz Kızıl Sultan Abdülhamit diye okutturdular utanmadan onun yaptığı hastanede tedavi olmaya gittiler. Onun açtığı suyu içtiler ama o suyu içip yılan gibi zehir kustular. Sultan Abdülhamide Kızıl Sultan dediler. Velhasıl mesela ilginçtir. Biliyor musunuz? Darül Aceze'ye hiç gittiniz mi? Sevgili seyirciler, İstanbul'a yolunuz düşerse tavsiye ederim o hem oradaki bugün de devletimizin merhametli ellerinde bakıma muhtaç yaşlılarımıza hizmet veren, sadece yaşlılara değil engelli ve bakacak kimsesi olmayan muhtaçlara yardım eden kuruluş hala devam ediyor. Daha büyüğünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayış Dağı'na da açtı. Bu devam ediyor. Yalnız Abdülhamid'in yaptığı büyüklük, Abdülhamid'in bir türlü reklam yapmayıp batı basınının kirlettiği o büyük padişahın en büyük özelliği belki en önemli özelliği tıpkı Fatih Sultan dedemiz gibi Darül Aceze'yi yapmış olur ki buraya bir Ermeni hasta gelir olur ki buraya bir Yahudi yaşlı gelir olur ki buraya başka dinden biri de gelir diye hem cami hem kilise hem de Yahudi sinagogunu yan yana aynı arsanın içine bitişik duvarlar yan yana kiliseyi camiyi ve sinagogu aynı yere yapan padişah Sultan Abdülhamittir. Utanmadan ona Kızıl Sultan dediler. Kardeşlerim, bir insanın kendini savunamaması, hele bir de Türkiye'den sürgün edilip haklarında konuşmanın suç olduğu, onları övmenin suç olduğu günler yaşayınca uzun yıllar 50 60 yıl bir aile koca bir vatanı bize bırakıp gitmiş bir aileye Kızıl Sultan diye hakaret ettiler. Ona esrar içiyor dediler. Ona şarapçı içkici dediler. Ben Kadir Mısıroğlu hocamızın bir sohbetinde dinlemiştim. Onun eşinden bir nakledilen hatırayla Sultan Abdülhamit Han Beylerbeyi sarayında o göz hapsinde tutulduğu yıllarda hayatı boyunca namazını vaktinin dışında kaçırmamış, kılmaya devam etmiş bu büyük Allah dostu padişah yastığının altından bir tuğla çıkarırdı diyor hanımı tuğlaya teemmüm ederdi, tuvalete kadar abdestsiz gitmezdi diyor. Böyle bir padişaha kardeşlerim esrarcı dediler, şarapçı dediler, millet küfretsin, millet hakaret etsin diye temiz insanları kötü göstermek için istibdatçı diye de şiirler yazdırdılar. Bizim Mehmet Akif Ersoy büyüğümüze bile milli şairimiz o bile Abdülhamid'in aleyhine şiirler yazdı. Ama Akif bizim Akifimizdir. Akif milletine, memleketine büyük hizmetler etmiştir. Her insanın hayatında hatası vardır. Biz bir insanı bir hatasından dolayı ömür boyu nefret etmeyiz. Bir insanı bir iyiliğinden dolayı da bir ömür boyu kusursuz görmeyiz. Biliriz ki insanların hatası da olur hayatında, kusuru da olur. Hepimizin olmuyor mu? Her gün evliya gibi miyiz biz? Hatamız da oluyor kusurumuz doluyor, iyi hallerimiz doluyor. Bize düşen hatalı hallerini de görmek ve ondan ders almak. Mehmet Akif gibi bir adama, büyük şairimize, milli şairimize, Allah her ikisine de rahmet eylesin. Abdülhamid'e Yıldız Sarayı'ndaki ihtiyar baykuş, bir gebermedin gittin diye şiirler yazdırmışlar. Ey istibdatçı ihtiyar eşek demiş şiire bak. Değerli kardeşlerim, evet. Herkes hata yapıyor. Akif de hata yapmış. Ama pişman olmuş. Ömrü boyunca milletine hizmet etmiş. Akif'in memleketimize yaptığı hizmet sadece şiir değildir. Sadece İstiklal Marşı değildir. Hem Kurtuluş Savaşı'nda hem büyük millet meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Burdur milletvekili olarak hem Osmanlı döneminde veteriner olarak da Savaş yıllarında ta Afrika'nın içlerine kadar gidip Afrika'daki isyanları durdurmak için İslam toprakları bölünmesin diye hayatın ortaya koymuştur Mehmet Akif Ersoy. Onun için biz Akif'i Abdülhamid'e yazdığı kötü bir şiirden dolayı yerden yere de vurmayız. Bunu görürüz, bundan ders alırız. İstibdatçı ne demek? Diktatör demek. Baskıcı demek, zorba demek. Ve biliyor musunuz? Daha ilginci ne olur? Vicdanlarınıza yazın şu sözümü. Sultan Abdülhamid'in 33 yıl padişahlık yapmış. 33 yıl padişahlık yapmış. Sultan Abdülhamid Han'ın 33 yıllık padişahlığı döneminde ölüm emri verdiği, bakın ölüm emri verdiği insan sayısı Beş değil Müslümanlar. Beş kişi. Bugün bir maçta ölüyor o kadar adam. Bugün trafik kazasında bir yılda 3500 kişi ölmüş Türkiye'de. Osmanlı toprakları bugünkü toprakların en az 10 misli. Ama hayatı boyunca 5 kişiye idam cezası vermiş. Onların da suçlarını duysanız o idam cezası verilenlerin suçlarını duysanız siz satırla doğrarsınız. Yani herhangi bir düşünürü, herhangi bir gazeteciyi, Abdülhamid'e ağız dolusu hakaretler eden en azılı şairlere bakın, hangisinin burnu kanamış? Tevfik Fikret bir gün dayak mı yemiş ya Abdülhamid döneminde? Allah aşkına ya! Yani ne kadar kötü bir şey, temiz bir insanı kötü göstermek, elin gavurunu dost göstermek. 250 bin çocuğumuzu öldürmüş Çanakkale'de İngiliz'i bize sevgili göstermek, bu vatanı bırakıp gitmiş, Fransa'da, İtalya'da, Avrupa'da, Londra'da, zemin katlarda otellerin bulaşıkçılığını yapmış padişah çocukları, padişah kızları aç ölmüşler, aç vicdan azabı duyacağımız yerde bir de gözü köreltilmiş bir şekilde hakaret ediyoruz. Darül Aceze'yi bırakmış adam ya Darül Aceze'yi. Bunlar hani kendine çalışıyordu. Bunlar hani padişah sülalesi sadece yaşıyordu rahat. Zeynep Kamil Hastanesi'nden girerken insanın yüzü kızarmaz mı hiç? Şişli Etfal Hastanesi'ne girerken insan utanmaz mı hiç? Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne, Edirne Askeri Hastanesi'ne, Merzifonu'na, Amasya'sına, Kastamonu'suna, Tarsus'una, Medine'sine, Şam'ına, askeri hastanelerden tutun okullara. Kayseri Lisesi, bir bakın ya, tarihine bir bakın. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, Kastamonu Lisesi, bir bakın. Hani bu sadece, Kardeşlerim Abdülhamid'in yaptırdığı saat kuleleri Çorum'da var, Yozgat'ta var, Tokat Behzat'ta var. Türkiye İzmir Saat Kulesi meşhur değil mi? İzmir. İzmir'in sembol eserlerinden. Abdülhamid'in hatırasıdır ya. Yani bir adamı çamura atın da hakkını da teslim edin. Biz dedemize karşı nankörlük ediyoruz. Abdülhamid'in de hatalı icraatları var mıdır? Vardır. Tabii ki vardır. Bunu da bilim adamlarımız gayet vicdani bir şekilde hakaret etmeden eleştirel bir vaziyette bugünkü siyasetçiler, bugün devleti yönetenler hata etmesin diye onlardan ders alsın diye Abdülhamit dönemini de başka dönemleri de hatalarını da ortaya koysunlar. Bilim adamları. Ben o konuda kendimi yetkili görmüyorum. Ben öne çıkan güzel hizmetlerden bahsettim size. Peygamberimiz bize ne diyor? Bilhassa din adamlarına düşer bu. Peygamberimiz buyuruyor ki ölülerinizin güzel işlerini hatırlayın, söyleyin. Mevtalarınızı hayırla yad edin diyor. İyi işlerini söyleyin. Bana düşen bu. Bir, ama bir tarihçiye, bir İlber Ortaylı hocaya düşen, bir Yavuz Bahadıroğlu'na, bir Kadir Mısıroğlu'na, bir Mustafa Armağan'a düşen veya diğer Halil İnalcık rahmetli hocam işte birçok tarihçilerimiz. Yani onlara düşen de nedir kardeşlerim? Hangi devir olursa olsun hatalarını da söylesinler. Ama dediğim gibi Kızıl Sultan demesinler günahtır. Bu bizim dedemizdir. Ölmüş birine kendini savunamayan birine hakaret etmek alçaklıktır. Ölmüş birine hakaret. Sana gelse hakaret etse mahkemeye verir dava edersin tazminat alırsın. Ama ölen birine hakaret edince o hakkını nasıl savunacak? Nasıl savunacak? Biri de onu savunmazsa bize düşen dedemize küfrettirmemek. Bizim Fatih Sultan Mehmet'ten, değil mi? Osman Gazi'ye, Ertuğrul Gazi'den ta Satuk Buğra Hanlara, ta Peygamberimize, Hazreti Adem'e, bütün büyüklerimize sahip çıkmak, bütün tarih boyunca Yavuz da bizimdir, Kanuni de bizimdir, Atatürk de bizimdir kardeşlerim. Yani biz tarihimize sahip çıkmalıyız. Hataları ortaya koyalım, konuşalım ama küfretmek, hakaret etmek bize yakışmaz. Bir Müslümana yakışmaz. Ben Abdülhamid'i vefatının seneyi devriyesi olduğu için Cumartesi günü 10 Şubat tam 100. yılı ben Kur'an kurslarından özellikle rica ediyorum. Hoca arkadaşlarımdan, meslektaş abilerimden, büyüklerimden rica ediyorum. Yani hatmi şeriflerle, yasini şeriflerle, hiç değilse üç ihlas bir fatihalarla ecdadımızı dua ile yad edelim. Onlar güzel hizmetler bıraktılar. Onların bıraktıkları binlerce mescit, köprü. Ben Abdülhamid'in yaptırdığı köprülerin sayısını ismen saysam şu program biter. Bak eserlerin ismini saysam, tarihçesini, mimarını filan değil, taşının nereden getirildiği değil, kanılarla taş getiriliyor, köprü yapılıyor. Sultan Abdülhamitlerin o eserlerini, mektepleri, okulları, ilkokul, lise, üniversite, sultanileri anlatmaya kalksak, kardeşlerim İnanın programları yetmez. 1552 tane büyük eser bırakıp gitmiş adam. 33 yılda. Buharlı gemiler, buharla çalışan gemiler, gemi motorları 1886 yılında dünyada ilk icat edilmiş, 1889'da Türkiye'ye getirmiş adam. 3 yıl sonra dünyanın son teknolojisini Türkiye'ye getirmiş. Böyle bir insana iftira atarken insan elini vicdanına koymalı. Dolayısıyla bizim dedelerimizin evet hatalarımız da olmuştur. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gelip doğuya bir medrese talep ettiğinde Abdülhamid'in etrafını çeviren o yalaka tabaka düşünün ya Maliye Bakanı Abdülhamid döneminde Maliye Bakanı zannediyorum Ermeniydi. Ya Yahudi ya Ermeni. Yani Ermeni tamam olsun bizim milletimiz. Kötü değil. Ben mesela Hrant Dink gibi Ermeni'yi alnından öperim. Hrant Dink bu vatanın çocuğudur. Geçenlerde Sivaslı bir Ermeninin hatıraları yayınlandı. Gerçek Hayat dergisinde tavsiye ediyorum. Ben uçakta bir saat okudum. Yemin ediyorum uçakta hüngür hüngür ağladım. Bir Ermeni, Sivaslı bir Ermeninin Amerika'da yaşıyor şu anda. Sivaslı bir Ermeninin hatıraları beni hıçkıra hıçkıra ağlattı. Niye? Bizim toprağın insanları bunlar. Yani Ermeni deyince kötü zannetmeyin Ermenileri. Ermeni deyince hepsi böyle insan öldüren Türk düşmanı zannetmeyin. Bizim dedelerimiz Osmanlı Ermenilere milleti sadıka demişler. Sadık millet demişler. Yani vatanına hain çıkmaz Ermenilerden demişler. Ama bir şey olmuş, bir acı girmiş, bir kan girmiş aramıza. Onlar da çok insanımızı öldürmüşler. Biz de onlardan çok insan öldürmüşüz. Evet, karşılıklı bir kan dökülmüş ve bu aradan asıl Ermenileri vatanından eden Fransızlar, İngilizler aradan sinsi bir şeytan gibi sırtı, sıyrılmışlar. Bizi birbirimize düşman etmişler. Halbuki Türklerle Ermeniler bin yıllık komşudur. Ve ben size bir şey daha söyleyeyim. Şimdilerde Cumhurbaşkanlığı sitesinde bir soy ağacı merakı var. İşte soyumuz nereden geliyor falan filan var ya. Bakın ben çok net söylüyorum. Anadolu'daki birçok aile yani ta bunu Trakya'yı da alın. Birçok aile öyle safkan ne Türk'tür ne Kürt'tür. Ne safkan Araptır bu topraklarda yaşayanlar ne saf kan şudur. Hepimizin akrabalarında Kürt de vardır, Ermeni de vardır, Rum da vardır, Türk de vardır. Niye? Ya kardeşim Ermeni bir kız Müslüman olmuş, evlenmiş bizim mahallede. Ya anamız olmuş, bacımız olmuş, yengemiz olmuş. E kan karışmadı mı şimdi? Karıştı. Saf kan bilmem kim ırk diye bir şey yok. Bundan dolayı ırk üzerinden nefrete, ırk üzerinden aşırı böyle abartıya gerek yok. Biz insanız, Adem'in çocuklarıyız. Benim 500 yıl önce dedem kiminle evlendi kim biliyor? Kim kaydını tuttu? Daha düne kadar doğan çocuklar ölenin yerine yazılıyordu. Kimi kandırıyorsun sen? Ölen insanın yerine yeni doğan çocuğu yazıyorlardı. Kimi kandırıyorsun? Kardeşlerim biz ben Türk'üm mesela. Niye Be, bu benim babalarımdan, atalarımdan bizim Türk olduğumuz bize söylendi. Evet Türk ana ırkından geliyoruz ama öbürü de Kürt. Ama akrabayız. Gelin almışız. E şimdi bizim gelinin çocuklarına Türk mü diyeceğiz, Kürt mü diyeceğiz? E Türk diyelim diyorlar. Ama annesi de Kürt. Annesi de Kürt olsun. Yani insan, insan. Müslüman Türk milleti olarak eskiden olan olgunluğa dönmeliyiz. O olgunluktan korkmayın. Balkanlarda biliyor musunuz? Bir insan Müslüman olunca Sırplar, Avusturyalılar, Almanlar, Hırvatlar, Bulgarlar, Yunanlar biri Türk olunca, Müslüman olunca Müslüman oldu demezlerdi. Türk oldu derlerdi. Adam Makedon, adam Boşnak İslam'a giriyor. Türk oldu derlerdi. Niye? Türkler İslam'a çok hizmet ediyorlardı ve Türkler İslam'ın temsilcileriydi. Allah o günleri tekrar yaşamayı nasip etsin. Milletimize, devletimize zeval vermesin. Abdülhamit Han büyük eserler bırakmış. Ona Kızıl Sultan diyen ilk ona Kızıl Sultan diyen bunu unutmayın. Bunu her yerde tekrar edin. Bunu her sohbetinizde söyleyin. Abdülhamit Han'a ilk defa Kızıl Sultan, Le Sultan Roge şiirinde bu ifadeyi ilk kullanan Ermeni asıllı bir Fransız şair Albert Vandal'dır. Ona Ulu Hakan diye hitap edense bizim şairimiz Necip Fazıl Kısakürek'tir. Dolayısıyla biz Sultan Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan değil, Ulu Hakan diye hitap etmeyi daha çok yakıştırırız. Allah ona rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. 1918 yılında Beylerbeyi sarayında 76 yaşında vefat etmiştir. Kardeşlerim Sultan Abdülhamit Han 34 yaşındayken 34. İslam'ın ve Osmanlı'nın padişahı olmuştur. 34 yaşında 34. padişahtır. Sultan Abdülhamit Han en uzun süre padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki en uzun padişahlık yapan sultanımızdır. Ve çok güzel hizmetleri olmuştur. Allah ona rahmet eylesin. Cenab-ı Hak Rabbim Azze ve Celle Abdülhamit Han'ın ve bizden önceki devlet yöneticilerimizin hatalarına bakıp o hatalardan ders almayı Allah bize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu sözü burada tamamlayıp mezarının da tekrar beyazıt'ta, çemberli taşta, Divan yolunda ikinci Mahmut türbesinin olduğu yerde 2. Abdülhamid'in mezarının açıldığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen ben buradan da çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve kıymetli Belediye Başkanı Mevlüt Uysal başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Orayı da bir fatiha ile de olsa ziyaret etmenizi bilhassa İstanbul'da yaşayanlara tavsiye ediyorum ve şimdi asıl bu geceki konumuz geçen haftadan kalan akrabalık ve komşuluk. Dünyada akrabalık ve komşuluğun hatırı ve gücü nedir? Ahirette nasıl bir şeydir akrabalık ve komşuluk? Bunları konuşacağız. Akraba evliliği yapmak doğru mudur? Akraba ile küs kalmak günah mıdır? Asır saadette komşuluk nasıldı? İslam komşuluk ve akrabalık ilişkilerine ne döneminden vermiştir? Bunu sormak istiyorum hocama. Teşekkür ederim. Dinimizde akraba ve komşu ziyaretinin önemi nedir? Komşakları ile ilgili ayet-hadis var mıdır? Akrabalık ve komşuluk ilişkileri nasıl olmalıdır? Atalarımız ev alma komşu al demişler ama biz artık yan komşumuzu bile tanımıyoruz. Ne yapmalıyız? Bize kötülük yapan komşuya kötülükle karşılık vermek günah mıdır? Diğer Arap ülkeleri Kudüs konusunda neden sessiz kalıyor? Merhaba hocam, komşunun komşu üzerindeki hakları nelerdir? Peygamberimizin ailesinde komşuluk ve akrabalık ilişkileri nasıldı? Peygamberimizin akrabalıkla ilgili hadisleri var mıdır? Çocukların oruç tutması caiz midir? yaşında başlanılır. Bazı insanlar namazın sadece farzını kılıyor, sünneti de kılınmalı mı? Allah'a ulaşmak için neler yapmalıyız? Evet, geçen hafta da aynı veteriyaydı hatırlarsanız konumuz aynı olduğu için. E, en son ki küçük kızımızın sorusuyla başlayayım. Allah'a ulaşmak için ne yapılır diyor. Allah'a ulaşmak için aa, o çocukların yüzünü güldürmek lazım. O çocukları inşallah güzel, ahlaklı, imanlı Allah'ı, peygamberi seven yavrular olarak yetiştirmek insanı Allah'a kavuşturur. Ee, Tabi pek çok yolu var da birisi de çocukları sevindirmek. Yine e, bir cümleyle geçeyim. Hayvanlara eziyet etmemek. Maalesef kötü resimleri hala görüyoruz. Bir kanun çıkacak dediler, ortalığı bir sessizleştirdiler. Ben yine tekrar ediyorum, belki bu dördüncü defa söylüyorum. Hayvan haklarını savunmak sadece STK'ların işi olmamalı. Şu meclisteki arkadaşlar, kanun çıkaran arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun. Acımasızca daha üç gün önce haberlerde vardı arabanın arkasına bağlayıp köpeği öldürene kadar boğazına bağlayıp öldürdü bıraktı. Böyle bir şey olmaz. Sokak köpeği olunca efendim sahipsiz köpeği öldürmenin 170 lira mı ne cezası varmış. Günah ya. Vallahi günah. Ahirette bunun hesabı ağır olur. Ben size söyleyeyim. Ben bir Müslüman olarak bunu söylemek görevim. Hayvanları incitenler insan olamaz yani. Ne suçu var o kedinin, köpeğin, neyse hangi hayvan olursa olsun. Onun için Allah'ın bizim gücümüz yetmeyenlere zulmedersek eğer, Allah bize zulmedecek bizden güçlüleri başımıza bela eder. Niye şu başımıza geldi falan demeyin. Herkes sıkıntı yaşıyorsa yaptığımız bir hata da olabilir yani onu da düşünelim. Değerli kardeşlerim, akrabalıkla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalık bağını kesen, akrabalarla ilişkisini kesen cennete giremez dedi. Hadis-i şerif. Yine bir başka hadis-i şerif. Resulullah bir kızımız sormuştu. Hadis-i şerif var mı dedi akraba ve komşulukla ilgili? Evet var. Peygamberimiz buyurdu ki bir kimseye ahirette musibet, bela olarak komşusunun kendinden emin olmaması o kişiye ahirette cehennem olarak yeter dedi. Yani bir komşu bizden korkuyorsa bunun bana zararı gelecek ne yapacağım eyvah falan diye bizden çekiniyorsa komşumuz o kişiye cehennem yeter ona dedi. Yani o kişiyi terbiye etmek için cehennem ona yeter dedi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunlar hep hadisi şerif. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cebrail aleyhisselam bana komşu haklarını öyle anlattı, öyle anlattı ki, öyle çok üstüne düştü ki Cebrail, komşuların haklarını öyle çok anlattı ki, ben herhalde komşu komşuya varis olacak birbirine mirasçı olacak zannettim diyor. O kadar üstüne düştü. Allah Kur'an'da diyor ki Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra bak Allah'a ibadet edin, Allah'a ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olmayan komşulara, yakın ve uzak komşulara, yakın ve uzak. İki komşuyu da zikrediyor. Komşulara, yanında bulunan arkadaşlara, yolda kalmışlara, sahip olduğunuz kölelere, işçilere iyilik edin, yardım edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve kendini beğenip övünenleri sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Cenab-ı Hak nasihat almayı bize nasip eylesin. Peki bunlarla ilgili hatıralar, örnekler neler var? Kısa bir aranın ardından Kanal 7'de önden gidenler akrabalığın ve komşuluğun dünya ve ahiret boyutunu konuşmaya ve Kayseri'den misafirimiz muhterem Fatih Demir hocamızın okuyacağı ilahi ve kasidelerle programımız kısa bir aranın ardından devam edecek inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gecemiz mübarek olsun. Önden gidenler devam ediyor. Akrabalığın, komşuluğun hakkını, hatırını, hikayeleriyle, asr-ı saadetteki örnekleriyle, Kur'an'daki ayetlerle anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Ama misafirimiz var Kayseri'den, Hunat Camii'nden, meşhur Kayseri. Kayseri deyince tabii Necmettin Nur Saçan hocamı da hayırla yad etmezsek ayıp olur. Kulağımızı da çeker yani. O kadar da hakkı vardır yani. Hocamızdır, büyüğümüzdür. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Yarın sabah Necmettin Nur Saçan hocamı da izliyoruz değil mi? Sevgili seyirciler. Yani Cuma'nın bereketi tam Cuma saatine doğru o güzel, ihlaslı, samimi, arı duru içinden geldiği gibi aynı bizim Cevat Akşit hocam gibi hiç sağa sola çekmeden, kimseye eyvallah olmadan güzel konuşan hocalarımızdan biz de onlardan duyduklarımızı anlatıyoruz böyle. Sağ olsunlar. Şimdi muhterem hocamız Fatih Demir Hocam'dan Estağfurullah. Estağfurullah. programımızın hemen ikinci bölümünün başında şöyle güzel bir ilahiyle, kasideyle programımıza, gönlümüze bir ferahlık katsın. Buyurun Fatih Demir Hocam. Hunat Camii Mevzin Kayımı. Oldu bu gönlüm, oldu bu gönlüm, derd-i doldu bu gönlüm, derd-i Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm Bayramım imdi, bayramım imdi, bayram ederler yar ile şimdi, bayram ederler ile şimdi senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Yar ile bayram kıl. cihanın mefali Enbiyalar serveri Aşkına ben müşteri Koymuşam canu seni Sultan Burhan Deyyan Sultan Ya Hay Ya Hay Ya Hay Allahu Sultan Burhan Deyyan Sultan Aşkı Habibi Kibir ya yaktı beni Sertab hep ah. Bir dim budur subuhu Esarum Muhammed Mustafa Olsun Sana canım feda Ya Resulallah Senden mukaddem enbiya aldı bütün senden ziyah. En olsun sana canım feda ya resulullah baldan elesti 奥斯。 Uzaktan getirdin sen bize oldun. olsun sana canım feda ya resulullah razı olsun ağzına nefesine sağlık bu güzel ilahi ve kasideler için Fatih Demir hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Bu güzel sesiyle, Amin. nefesiyle Amin. Kayseri'de de, başka yerlerde de dinimize, milletimize, Müslümanlara hizmet etsin inşallah. Güzel Amin. hizmetler olsun. Amin. Hocama çok teşekkür i̇nşallah ediyoruz. Allah razı olsun Değerli kardeşlerim, Allah Kur'an'da az önce Nisa suresi 36. ayette dikkat ederseniz kimlere iyilik edin dedi. Allah'a iman ettikten sonra anaya babaya dedi. Akrabaların en başı kimmiş? Ana baba. Başka işte yetimler. Akraba zaten aile efradı. Teyzen, halan, kardeşlerin, dayın. Hepsi akraba bunlar. Yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, olmayan komşulara. Yakın komşuya, uzak komşuya. Ayrı ayrı zikrediyor. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Bir komşu kimdir ey Ali diyorlar İmam Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de diyor ki komşu senin evinden 40 ev böyle gideceksin, 40 ev böyle gideceksin, 40 ev böyle gideceksin, 40 ev, ev böyle. Bunlar senin komşuların diyor. Yani bunlarla selamlaşacaksın, halatır soracaksın, Mümkünse ziyaretleşeceksin. Hadi Hazreti Ali'yi kaldırın da mezarından getirin bir komşu bulun bana. Şimdi millet asansörde birbirine selam vermiyor. Alt kattaki üst kattakine gelip gitmiyor. Gitmiyoruz yani kendime de söylüyorum ha. Ben de yani size söylerken sizden çok iyiyim zannetmeyin yani. Tur hallıyız hep bir hallıyız. Değerli kardeşlerim bizim tokatta öyle söylerler. Değerli kardeşlerim, akrabalarla ilgili Kur'an'da peygamberimize şöyle bir emir var. Şu Ara suresi 214. ayet. Estaizu billah. Ve enzir aşiretekel akrabin. Ey Muhammed! Ve enzir onları korkut, onlara anlat, onları uyar. Kimi aşireteke senin aşiretinden akrabin akraba olanları. Mesela ben tokatlıyım diyorum. Tokatlıyım ama bir de akrabalarım var tokatta değil mi? Akrabalarını diyor. Aşiretinden akrabalarını, yakınlarını bu Kur'an'la İslam'la uyar diyor. Bu kardeşlerim şu Ara suresi 214. ayet nazil olunca Peygamber Efendimiz evine gitti. Hanımına dedi ki Hazreti Hatice annemiz Mekke'de iniyor bu ayet. Mekke'de de ilk yıllar, ilk seneler yani. Peygamberliğin baş tarafları. Hazreti Hatice anamıza dedi ki Ey Hatice Allah bana bir görev daha verdi. Ne görev verdi ya Resulallah? Allah? akrabalarını çağır İslam'a. Onları uyar, onları korkut, ahiretle korkut. Biz çocukları korkutuyoruz. Allah seni cehenneme atar diyor. Allah çocuğu niye cehennem atsın ya? Sen deli misin hacem mi? Sen aklını mı yitirdin hoca arkadaşım? Çocuğa cehennem anlatılır mı? Allah diyor ki büyüklere cehennemi anlat. Yani Akrabaların içinde kalbinde Allah korkusu kalmamışlara cehennem anlat. Bu zulüm böyle kalmaz. Allah sana bunun hesabını sorar de. Küçücük çocuğu koca cehennemle niye korkutuyorsun? Bir daha camiye gider mi çocuk? Bir daha Allah'ı sever mi çocuk? Allah'ı döven, yakan, ateşe atan zalim bir şey olarak hayal eder çocuk. Çocuklara sakın Allah'ın cezalarını anlatmayın. Allah cezayı kime veriyor biliyor musunuz? Suç işleyene değil, suçu işleyip tevbe etmeyene, inat edip onda ısrar edene. Allah tevbe edeni bağışlarım demiyor mu? اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا Zümer suresi 53. ayet bizim kitabımız Kur'an'ın emri değil mi? Allah günahların her çeşidini bağışlar. İnna Allah yağfiruz ve cemia. Şartı ne? La taknatu min rahmetillah. Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin. Bir insan Allah'ın merhametinden ümidini kesmezse ya Rabbi çok özür dilerim hepinizden. Ben bir kabalık ettim. Ben hata ettim, isyan ettim, günah işledim. Pişmanım ya Rabbi. Derse bir kul Allah diyor ki günahı ne olursa olsun ben affederim. Allah bunu söylüyor. Biz adamı 20 sene önceki suçundan dolayı cehenneme sokuyoruz. Adam tövbe etmiş, namaza başlamış. Ben senin diyor gençliğini de biliyorum. Ne şişeler kırdın diyor. Ne olacak kırdıysa? Yani bu adam yeniden şişelere mi dönsün? Şaraba mı dönsün? Zinaya mı dönsün? Hırsızlığa, rüşvete, harama mı dönsün? Ne derdin senin? Camiye gelen adama, tevbe etmiş bir insana kalbi kırılır mı ya? Müslüman insan, kadın olsun erkek olsun, günahımı biliyorum hocam diyor. Bir kadın yazmış bugün bana internetten. Hocam diyor, kocam çok kapanmamı istiyor diyor. Ben de istiyorum. Bir türlü cesaretimi toparlayamıyorum diyor. Mahalle baskısı diyoruz ya, mobbing mi diyorlar ne böyle moda tabirler. Bu gençler daha iyi bilir. Mobbing varmış böyle. Ne mobbingi ya? Hiçbir şey yok. Senin kendi içinde korkun var. Öyle şey mi olur yani? Üstüme diyor bir ağırlık çöktü diyor. Ne ağırlık çöktü? Sen kendi kendini kandırıyorsun. Kalk abdestini anlamazı kılarsın yani. Yalan söylüyorum. Boşa kendini kandırma. Cesaret edemiyorum diyor. Bak bunun içinde iman var. Bunun içinde utanma var. Diyor ki ben diyor kapanmak istiyorum diyor. Utanıyorum diyor. Niye? Alışmamış. Yani bir tuhaf karşılarlar diyor. Şimdi Müslüman mı oldun derler diyor. Sen kapandın biz Müslüman değil miyiz derler diyor. Bir sürü bahanesi var. Ben de diyorum ki kardeş Hazreti Fatıma'ya benzersin. Fatıma anamız der ki aa ne güzel kapanmışsın. Ben de senin gibi giyiniyordum. Değmez mi buna? Vallahi değer. Bir dünya gülsün, gülecekmiş. Gülerse gülsün. Allah'ın emrini yapın. Bakın Müslüman kadınlara tekrar söylüyorum. Müslüman kadınların başını örtmesi değil sadece. Tesettür farzdır. Kardeşlerim ahiret var. Ahiret hayatından korkun bu dünyada özgürlük derler, demokrasi derler, layıklık derler, şu derler, bu derler. Tamam. Bu dünyanın kanunlarına karışmıyorum. Ama vallahi ahirette Allah hesap sorar. Tesettüre dikkat edin. Vücudunuzu böyle daracık hatlarını belledecek şekilde gezmek günahtır bir Müslüman kadına. Bunu bilin. Allah bunun hesabını soracak. Bunu bilin. Bunu duymadım diyemezsiniz. Bak ben Ömer Döngeloğlu olarak söylüyorum kimseye de hakaret etmeden, incitmeden dürüst bir şekilde söylüyorum. Niye? Allah bana soracak söyledin mi diye. Müslüman kadınlar da ölsün erke erkeklere ne diyor Allah? Bak başörtüsü ayetinden bir önceki ayet ne biliyor musunuz? Erkeklere diyor ki gözlerinize dikkat edin diyor. Harama bakmasınlar diyor. Gözlerinize. İlk emir erkeğedir ama erkekler öyle cambazdır ki Erkekler öyle uyanıktır ki biraz da işin içinde gayserlilik varsa erkekler uyanık. Tesettür ayetinin ilk önce erkeklere indiğini söylemezler. Erkeklerin tesettürü göz kapaklarıdır. Müslüman erkek diyor ki ama diyor o kadın diyor taracık giymişti baktım ben niye günahkar olayım? Allah ondan önce sana dedi gözüne dikkat et dedi. Kim nasıl gezerse gezsin. O onun özgürlüğü. Ama o Müslümana da bu haram bacım diyeceğiz biz. Duymazsa sanki bu helal gibi yaşayacak. Bu helal değil. Bu demokrasidir, kabul. Bu özgürlüktür, kabul. Bu çağdaşlıktır, kabul. Yani bugünkü anlayışta. Ama bu haramdır, buna da kabul. Ben buna razıyım. Ahirette Allah bana sorsun diyorsan hiçbir sözüm yok. Kimse kimseyi değnek ve sopayla düzeltecek de değildir. Kimse kimsenin jandarması değildir. Müslüman nasihat eder, hatırlatır, gerisi insanların vicdanına kalmış bir şey. Hazreti Muhammed Mustafa kızı Fatıma Medine 55 dereceydi. 60 derece cayır cayır yanıyor. Onlar böyle ferahça saçlarını böyle rüzgara savura savura gezmeyi istemez miydi? Her kadın ister. 20 yaşında evlenmiş Hazreti Ali ile 28 yaşında ölmüş. 5 çocuk doğurmuş Hazreti Ali'den. Hazreti Fatıma. O istemez mi böyle ferah ferah gezmek? Ama Allah babama bunu emretti diye Hazreti Fatıma annemiz herkesten önce tesettür kuralına uyardı. Bir gün Hazreti Ayşe'nin ablası Esma annemiz Hazreti Ebu büyük kızı yani. Esma annemiz bir gün kardeşlerim böyle şu vücudunun üstünü tül gibi deriyi gösteren bir şey giymişti. Şu koluna koluna şu kolundan aşağısı tül gibiydi böyle elbise öyle bir moda çıkmış o gün. O da onu giymiş. Allah Resulü ne dedi biliyor musun? Giyinik gezen çıplaklara Allah lanet etsin dedi çok ağır bir söz. Peygamberimizin bu sözünü söylemeyin diyor. Rivayet kültürü diyor. Seninki ne? Bu ayetleri kafasına göre yorumlamak isteyen mealci bir kafa var. Yani sünneti devre dışı bırakmak isteyen bir cereyan var, bir akım var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Allah selamet versin. Biz onlardan uzağız fikir olarak. Niye? Kardeşim, Kur'an'dan başka delil tanımam diyen adamın gırt dene kitabı var. Ulan cambaz, sen gırt dene kitap yazacağın Kur'an anlatmak için Resulullah'a senin hadislerin güvenilir değil diyeceksin. Karşında cahil çocuk mu var? Bırak o zaman herkes Kur'an'ı nasıl anlıyorsa hiç yorum yapma. Bir kelime bile katma. Kur'an'ı nasıl anlıyorsan nasıl insanlar? Niye sen yazıyorsun? Bir buçuk saat konuşuyorsun bir ayet üzerine. Tefsir yapıyor. Mesela dinleyin işte tefsir hocalarını. Bir ayeti alıyor, televizyonlara çıkıyor. Her kanalda var hocalar. Çeşit çeşit değişik hocalarımız var. Şiisi var, sünnisi var değil mi? Tefsircisi var, hadisçisi var, hepsi var. Çıkıyor, bir ayet okuyor, bir saat konuşuyor. Dayı sen konuşunca oluyor da Resulullah'ın hadisleri niye olmuyor? O rivayet kültürü diyor. Sana gelince oluyor, peygamberimize gelince olmuyor. Bunlar cambaz. Aradan Resulullah'ı çıkarıp kendilerine dezgah açmak istiyorlar. Bunlar sahte peygamberler. Kendilerini peygamber demiyorlar. Peygamber rolü oynuyorlar. Kur'an'ı biz anlarız ancak. Yok öyle bir şey. Kur'an'ı en iyi Resulullah anlar. Peygamber Efendimiz vücudunu daracık belli eden elbiseleri ve vücudun deri rengini gösteren elbiseleri giyinik gezen çıplak diye tarif etmiştir. Allah bizi haramlardan, günahlardan korusun. Hatice anamıza geldi Resulullah hanımına. Hanımı zengin Hazreti Muhammed'in. Annemiz Hatice zengin, tüccar. Yani Hatice annemiz mal varlığı onundu. Peygamberimiz Hatice'nin evinde yaşıyordu. Biliyor musunuz? Peygamberimiz yani bizim Anadolu'da tokat tabiriyle iç güvey deriz ya. Resulullah Hatice anamızın evinde yaşıyordu. Hatice zengin, Resulullah'ın çok mal varlığı yok. Babasından kalan birkaç devesi var. Onu da nikahta mihir olarak verdi. Allah Resulü'nün çok bir malı yok. Ama Hatice zengin. Ona dedi ki, Allah bana dedi ki akrabalarını çağır. Hatice, akrabalarımı İslam'a çağıracağım. Ama senden bir ricam var. Ben onları bir yere toplamam lazım. Eve çağırsam, onları bir yemeğe çağırsam kabul eder misin dedi. Nezakete bak ya. Peygamber hanımından izin istiyor. Niye? Ev Hatice'nin çünkü. Mal Hatice'nin. Hazreti Peygamber eve çağırsam dedi onlara yemek ikram etsek. Olur mu? Kabul eder misin?" dedi. Hazreti Hatice, "Allah sana bu görevi vermişken sana ben yardım etmeyeceğim de kim yardım edecek ya Muhammed? Ben onlara güzel güzel yemekler yaparım." dedi. Kayseri'nin araba, Yozgat'ın arabaşını, Kayseri'nin mantısını, Afyon'un kaymağını, sucuğunu hepsini getirdiler. Güzelce bir sofra hazırladı. 70-80 kişi çağırdı. Kimi gönderdi Resulullah? Ali'yi. Hazreti Ali de 12-13 yaşında daha. Yeni yetişme çağında delikanlı. Çocuk delikanlı arası. Hazreti Ali'ye dedi ki git bizim akrabaları emmimi, dayımı, gelinleri, torunları, damatları ne kadar bizim sülaleden akraba varsa çağır. Hatice'nin akrabalarını da çağır. Tamam dedi. Ne kadar kardeşlerim Hazreti Hatice'nin, Hüveylit'in ailesini, ne kadar Resulullah'ın Kureyş Haşimoğullarını, Amine'nin sülalesi Zühre oğullarını ne kadar varsa çağırdı. 70-80 kişi kadın erkek geldiler. Hazreti Peygamber onlara sofralar serildi, yendi, içildi. Dediler ki Hazreti Hamza var, Ebu Talip var, Abbas var, Ebu Leheb var, Peygamber'in amcaları var. Resulullah'ın akrabaları, bütün sülalesi, yeğenler, dayılar, gelinler, teyzeler, eltiler, görümceler hepsi geldi. Allah Resulü dedi ki: "Ey akrabalarım, ey Mekke'deki sülalemiz. Ben sizi bugün niye çağırdım biliyor musunuz?" "Niye çağırdın?" dediler. "Allah bana peygamberlik gibi bir görev verdi." Vallahi bu dünyadan sonra bir ahiret var. Orada hesap sorulacak. Ahirette bir hesap var. Allah'tan başka ilah olmadığına. Bu Kâbe'ye doldurdukları putların Allah olmadığına inanmanızı istiyorum. Yerlerin ve göklerin sahibi bir olan Allah. Bu kainatı yaratan bir Allah var. Şimdi bilim adamları diyorlar bu kadar muazzam bir sistem büyük bir güç yapmıştır ama kolay değil ki. Yani koca bir dünyayı yapmak için bile nasıl bir teknoloji lazım akıl almaz. Şu dünyanın dönüşü, denizleri, yer çekimi, atmosferi, değil mi? havası, suyu, ağacı, ormanı, hayvanı, böceği, toprağı, azotu ya bu sistemi kurmak bile insanın aklının almayacağı bir şey. Niye? bir gram toprakta dört milyar canlı var. Duyuyor musunuz beni? Bilim adamları söylüyor bunu. Bir gram toprakta. Bir gram toprak ne ya? Bir gram şeker, kesme şekerin yarısını düşünün. Kesme şekerin yarısı kadar toprakta dört milyar canlı yaşıyor. Bunu ben demiyorum ha. Bilim adamları söylüyor. Kardeşlerim, Allah nasıl bir şey kurmuş ya? Aklın alacağı bir şey değil. Bunu kurmak için bile bırakın bir sistemi yani bir güce ihtiyaç var. İster Allah deyin, ister tabiat ana deyin. Allah derseniz Müslüman olursunuz. Yok bu kendi kendine olmuş, tabiat ana yaptı bunu derseniz ateist olursunuz. Aman bir, bir şey yapmış bunu durup dururken olmaz yani. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Allah'tan başka bir ilah olmadığını, bütün kainat ya şu elinizle yaptığınız putlar bu dünyayı yapabilir mi? Bu suları akıtabilir mi? Bu dağların tepesinden fışkırıyor su çıkarabilir mi? Putlar bunu nasıl yapsın? Allah bir dedi. Ben de onun Resulüyüm. Buna inanmanızı ve bunu duyunca insanlar atalarının dinini terk etmemek için bir defansa geçecekler, saldırıya geçecekler ve bu konuda bana saldıracaklar. Orada bana yardım etmenizi, bu dini ayakta tutmak için bana destek olmanızı istiyorum. İçinizde bana en çok kim yardım eder dedi. Bak Hazreti Hamza daha Müslüman değil. Hazreti Abbas orada daha Müslüman değil. Abileri var bunların. Hazreti Abbas'la Hazreti Hamza peygamberimizden 2 yaş büyük. Ebu Talip 20 yaş büyük. Ayağa kalktı Ebu, Ebu Leheb pardon. Ebu Leheb. Ebu Talip en büyük abi. Ebu Leheb ayağa kalktı. Ey Muhammed dedi. Sülalemizi rezil edeceksin. Akrabalarımızı küçük düşüreceksin. Vazgeç şu peygamberlikten dedi. Ne yardım etmesi dedi sana yardım etmeyi bırak şu Haşim oğullarını Mekke'de rezil edeceksin. Peygamberlik sana niye verilsin dedi. Peygamberimizi yetersiz görüyor haşa. Peygamberlik deyince böyle krallık mırallık gibi bir şey zannediyor herhalde. Halbuki Allah peygamberi kimden seçiyor? Kimi kimsesi olmayan Meryem'e İsa'yı doğutturuyor ya. Ne tören var, ne manga var, ne para var, ne banga var, ne mal var, ne mülk var. Meryem ve oğlu İsa. Allah'ın en büyük peygamberlerinden birini doğuruyor. Kariban, Kudüs'te kimsesiz 20 yaşında bir kız. Bir çocuk doğuruyor, babası yok. Kime nasıl anlatsın? Kim inanır buna? Ben bunu babasız doğurdum dese öyle bir şey olur mu ya? Şimdiki hadisi kabul etmeyen bu acayip hocalar var ya, bu acayip hocalar, bu hadisleri kabul etmeyenler, Meryem'in babasız çocuk doğurduğunu hiç kabul etmezler. Kabul eder mi ya? Peygamberi kabul etmiyor bugün. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber böyle deyince Ebu Leheb dedi ki bizi rezil edeceksin. Senden peygamber filan olmaz dedi. Bu işten vazgeç. Bizi dedi sülalece perişan etme. Bizi buna mı çağırdın yemeğe dedi. Sana bizim sülaleden kimse yardım etmeyecek dedi. Çabuk vazgeçeceksin bu işten dedi. Hazreti Peygamber nasıl mahcup oldu? Ya Allah göndermiş meleği Cebrail'i. Peygamber istemiyor, Allah gönderiyor. Peygamberimizin öyle bir duası, ricası yok. Beni peygamber yaptığı Allah Resulünün bir duası yok. Allah seçmiş onu elinde değil ki geldi dedi ki hiç mi kimse yok Ebu Talib'in gözüne bakıyor ben babamın dinini terk edemem diyor. Hamza'nın gözüne bakıyor. Daha sonra Müslüman olacak ama imtihan işte. Hamza abim var diyor. Ebu Talib'in önüne geçemem diyor. Abbas'ın gözüne bakıyor. Ebu Leheb benim büyüğümdür diyor. Onu çiğneyip Müslüman olamam diyor. Bak bak Resulullah'ın sülalesinden kimse Müslüman olmadı. Bir çocuk ayağa kalktı. Ben bu işte seninle varım ya Muhammed dedi. O çocuk Hazreti Ali. Hazreti Ali ayağa kalktı. Ben bu yolda seninle varım ya Resulallah dedi. Gördün mü? Akıl yaşta değil baştadır. Biz çocukları susturuyoruz. Sus! Büyüklerin yanında sizin lafınız yok diyoruz. Büyükler konuşurken küçükler susar diyoruz. Ne susması ya. Bırakın konuşsun aliler. Bırakın konuşsun fatimalar. Yoksa bu lehepler konuşur büyük zannettiğiniz. Hazreti Ali ben varım ya Muhammed dedi. Bu yolda senin vezirin olmaya ben varım deyince Hazreti Peygamber gözleri doldu. Ebu Leheb dalga geçti. Gördün mü Muhammed dedi. Sen aha bu çocuktan başkası inanmadı bak dedi. Onunla da dalga geçiyor. Ali gibi çocuktan başkası seni inanmadı. Bir çocuğu kandırabildin dedi. O zaman gelenekler, görenekler ağır. Abilerin önüne geçilmiyor. Büyükler ne derse o oluyor. Kötü töreler vardı o zamanlar. Üç kere sordu. Üçünde de Hazreti Ali ayağa kalktı. Şu Ara suresinin 214. ayetinin tefsiri. Bir de bunun Safa Tepesi'nde akrabalarını davet etmesi vardır. Hazreti Peygamber üçünde de Ali kalkınca ya Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdı. Babası Müslüman olmadı Hazreti Ali'nin. Ebu Talip orada ama oğlu ilan etti. Ben varım dedi. Hazreti Peygamber Ali'nin elinden tuttu. Allah'ım dedi. Sen ve enzir aşiretekel akrabin akrabalarını İslam'la uyar. Onları İslam'a çağır ey Muhammed dedin. Ben de akrabalarımı çağırdım. İşte benim Mekke'deki sülalem. Ya Rabbi bütün akrabalarımı çağırdım. Benim ailemden bir tek bana Ali iman etti. Ali benim vezirimdir ya Rabbi dedi. Ali benim vezirimdir ya Rabbi. Ali bu yolda benim yardımcımdır dedi. Allah bize Hazreti Muhammed'le Hazreti Ali'nin akrabalığı gibi akrabalıklar nasip etsin. Amin. Değerli kardeşlerim, akrabalığın hatırı. Bakınız Resulullah Efendimiz akrabalarına öyle sahip çıkardı ki Halime annesi süt emzirmiş. İslam dininde, İslam şeriatında süt emmek akrabalıktır. Yani mesela Hanefi mezhebinde İki yaşından küçük çocukların bir kadını az bir şeyde emse, az bir şeyde emse. Onu emmesi o onun öz oğlu gibidir. O emen çocuk emdiği kadının hiçbir çocuğuyla evlenemez. Kız da olsa erkek de olsa emen çocuk emdiği süt annesinin hiçbir çocuğuyla evlenemez. Değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhisselam sütünü emmiş. Hazreti Halime'nin. Halime annemiz yıllar sonra gelmiş kapısına Resulullah'ın yardım istemek için. Ama Hazreti Muhammed mal sahibi değil, hanımı mal sahibi. Hatice'ye demiş ki yaşlı kadın Halime annemiz Hazreti Muhammed 40 yaşını geçmiş. Düşünsenize Hatice annemiz, Hazreti Muhammed'in hanımı 55 yaşlarında, Müslüman olduğunda. Halime anamız kaç yaşındadır? 70-80 yaşında vardır. Hazreti Muhammed'den çok yaşlı. Sütünenmiş çünkü, süt annesi. Halime gelmiş yaşlı, kocası Haris'le beraber. Zor durumdalar, kapısını çalmış. Meyser'e kimsiniz, ne istiyorsunuz demiş. Biz Muhammed'le görüşmek istiyoruz. Meysere de, demiş ki onlara, Meysere Hatice'nin ev işlerini düzenleyen evin kahyası. Kahya deriz ya Anadolu'da. Evin işlerini gören görevli hizmetçi. Bazen ev sahibi cömert olun, evin hizmetçisi cimri olur. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Yani onun malını daha çok kendi düşünür. Hazreti Muhammed bol veriyor. Hazreti Muhammed ölçüsüz yardım ediyor fakirlere diye Hazreti Muhammed'le görüştürmek istemiyor Meysere. Ne yapacağım Muhammed'i demiş. Bir şey istiyorsanız ben vereyim demiş. 2 lira, 3 lira verip gönderecek. Halim anamız demiş ki oğlum Muhammed'in evi bura mı? Bura. Git ona söyle. Biz onun akrabasıyız. Ama siz uzaktan gelmişe benziyorsunuz. Evet, biz Taif'ten geldik. Ben İsaat köyünden. Sen kimsin? Muhammed'in neyi oluyorsun?" demiş. "Ben Muhammed'in annesiyim." demiş. Meysel'e demiş ki, "Ama Muhammed'in annesi çoktan öldü. Sen yalan söylüyorsun." Muhammed'in annesi 6 yaşında öldü ya zaten. "Oğlum ben onun süt annesiyim." demiş. Hazreti Muhammed bana anne diye hitap ederdi. 4 yaşına kadar bakmış bu kadın peygamberimize. Halime annemiz. Halime Arapça. Bak bana bazen soruyorlar. Telefonda da soruyorlar, internetten, televizyondan da soruyorlar. Hocam işte çocuğumuz olacak ne koyalım? Bak bu gece söylüyorum. Halime. Kız çocuğu bekleyenler Halime koysunlar. Halime ne demek biliyor musunuz? Yufka yürekli. Çok merhametli demek. Hazreti Muhammed'i öz annesi gibi büyütmüş kadının ismidir. Vallahi bir Müslüman çocuğuna Hazreti Muhammed'in süt annesidir. Resulullah'a sütünü emzirmiş bu kadının ismi benim çocuğumun ismi olsun dese Hazreti Muhammed o anneye de o babaya da şefaat eder. Nasıl sevinir Resulullah? Benim süt anamın adını koymuş der. Siz olsanız sevinmez misiniz? Biriniz duysanız senin babanın adını koymuş bir adam. Oğlum senin adın niye Şevket? Senin adın niye Mehmet? Vallahi babamın askerde bir çavuşu varmış. Rizeli. Falan köyden. Ha o benim babam. E o çok iyilik etmiş benim babam askerde. Babam da ilk çocuğumu çavuşumun adını koyacağım demiş siz olsanız babanızın adını koydu diye sevinmez misiniz? Resulullah Halime'nin adını koyunca sevinmez mi hiç? Halime anamız gelmiş yardım istemiş. Allah Resulü hanımına rica etmiş. Bu benim süt annemdir. Ona ikram et demiş. Kırk deve, kırk. Kırk deve. Şimdi millet teyzesine, fitre gönderiyor, evde kavga çıkıyor. Yahu kardeşim bu net düşman? Bizimkilere göndermedin de sizinkilere gönderdin. Bir de böyle kavga var. Şöyle oldu da yapmayın bunu. Allah aşkına kız tarafı oğlan tarafı ayrım yapmayın. Çocuklarınızı böyle kışkırtmayın. Yavrum bizim sülalemizden daha çok hanımının sülalesine hizmet et. Ona yardım et. Yavrum bak bizim sülalemizden çok kocanın ailesine iyi davran, hizmet et. Desin ki benim kızlarım bir tarafa, gelinin bir tarafa dedittir yavrum diye yavrularınızı böyle yetiştirin. Akraba duygusu. Sen ona çok verdin, buna az verdin. Bu Müslüman ahlakı değil. Peygamberimiz süt annesine ikram etmiş. Başka Süveybe Ebu Leheb'in kölesi. Bir ay emzirmiş Resulullah'ı. Peygamberimiz ölene kadar hediye göndermiş. Medine'den hediye göndermiş Yan Süveybe'ye. Hediye göndermiş. Hediye ne? Bir heybe dolusu, heybenin iki gözü. Yiyecek, elbise, hurmalar, ne lazımsa bir eve. O günün Medine'sinde, pazarda ne varsa, bir eve ne lazımsa, Medine'den Mekke'ye kendini emziren kadına heybeler dolusu hediye göndermiş Hazreti Muhammed. Akraba hakkını gördünüz mü? İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita izil kurba. Aha budur işte. Öyle hocayı dinleyip hmm bak görüyorum Allah neler söylüyor değil. Yapmak yapmak. Onu yapmak. Dünyada akrabalık var, Ahirette mahşer günü hesaplaşma bitince akrabalık bitecek. Cennette öyle ana, baba, oğul, kız, kardeş yok. Cennette sen de 18 yaşındasın, nenen de 18 yaşında. Nenene bir bakacaksın 18 yaşında. Ana, nenem 18 yaşında. <laughs> Baban da 33 yaşında, oğlu da 33 yaşında. Bin yıl önceki deden de 33 yaşında. Neyle tanıyacaksınız? Barkod'dan okuyacaksınız. Dıt. Barkod'dan tanıyacaksın. Bu benim 780 yıl önceki babam diyeceksin. Gördün mü? Kar Cennette birbirine üstünlük yok. Cennette ama komşuluk var. Cennette komşuluk var. Neymiş? Cennette akraba olmak yok. Cennette komşu olmak var. Allah bizi Ailemizle, çoluk çocuğumuzla, akrabalarımızla, sevdiklerimizle cennette iyilere komşu eylesin. Değil mi? İyi bir mahallede komşu olsak kötü mü olur? Mesela Hazreti Ebubekir'in mahallesine komşu olsak kötü mü olur? Allah nasip etsin. Hazreti Hüseyin Kerbela'da zalim, anarşist, terörist, yezid denilen hainin başını kopardığı Hz. Hüseyin Efendimiz'e cennette komşu olmak kötü olur mu hiç? Allah bizi ehli beyte evlat eylesin, komşu eylesin. Rabbim onlara cennette hem civar eylesin. Fadime anamızın mahallesine yakın oturmak kötü mü olur Allah aşkına? Şimdi diyorlar ki falan topçu burada oturuyor, filan popçu bu sitede oturuyor falan şu futbolcu burada oturuyor. Cennette de diyeceğiz ki anam Hazreti Ömer'in mahallesiymiş aha şurası. Şurası Hazreti Osman'ın eviymiş. Aha şurası Hazreti Ali Efendimiz'in eviymiş. Aha şurası Hazreti Fatıma'nın kızı Zeynep'in eviymiş. Ben çok merak ediyorum. Hele Hazreti Hamza'nın evi nasıl bir şeydir acaba? Uhud'un şehidi Hazreti Hamza. Afrin şehitlerimizi de terör kurbanı asker ve polislerimizi de Allah Hazreti Hamza'ya komşu eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, bak bir daha söylüyorum, cennette akraba olmak yok. Elti görümce bitiyor, hadi gözünüz aydın. Halıyı büyük getirdin, kilimi küçük getirdin, yok. Kurtuldunuz gelinler, işiniz iş ama komşu var. Onun için komşulara önem verin. Ahirette iyi komşu elde etmek isteyen sır veriyorum. Gecenin biri bak. Gecenin biri. Sır veriyorum size bir tane. Cennette iyi bir komşu, iyi bir komşuya yakın yerden ev almak isteyenler para biriktirmeyin. Banka kredisi falan geçmiyor orada. Ne lazım? Bu dünyada komşusuna iyi davranan, cennetin en iyi komşusuna komşu olacak. Bitti. Gördünüz mü? İyi komşu siz olun. Allah size sizden iyi komşu verecek. Artık nasibinize Hazreti Ali mi düşer? Hazreti Fatma mı düşer? Hatice anam mı düşer? Hadi buyurun. Ağzımızdan bal damlıyor. Dua edelim. El açalım. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم اللهم Dünyada bize komşuların en hayırlısını nasip eyle. Akrabalarına karşı en iyi insan olmayı bize nasip eyle. Allah'ım ne olur ya Rabbi. Dünyadaki komşularımızla iyi olduğumuz gibi ahiretin en iyi komşularına bizi komşu eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme hem akrabalığı konuştuk. Akrabalarımızın içindeki iyilerin hatırına bizi ahiretin iyilerinden eyle ya Rabbi. İçimizdeki kötülükleri, hayatımızdaki kötülükleri, etrafımızdaki kötüleri ve kötülükleri sen üstümüzden kaldır ya Rabbi. Ordumuza, yurdumuza, devletimize, milletimize, askerimize, polisimize güç ve kuvvet ver ya Rabbi yaralılarımıza, gazilerimize, hastalarımıza, dertlilerimize şifa ver ya Rabbi. Hamile, bebek bekleyen kadınlarımıza, gelinlerimize kolaylık ver ya Rabbi. Göz aydınlığı oğullar ve kızlar ver ya Rabbi. Çoluğu çocuğu olmayan evli Müslümanlara hayırlı evlatlar, zürriyetler ihsan eyle bekar yavrularımıza, oğullarımıza, kızlarımıza, dul erkek ve kadınlarımıza mutlu olacakları, güzel geçinecekleri hayırlı yuvalar kurmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım akrabalığın hakkını ve hatırını korumayı bize nasip et. Allah'ım bizi akrabasına ve komşusuna zulmedip, haksızlık edip, hırsızlık edip, canını yakıp, malını çalıp, kötülük edip de ahireti perişan olan iflas etmiş kullarından etme bizi ya Rabbi. Amin. Ey ya Rabbim, ey ya Rabbim sen merhametlisin. Arkamızdan akrabanın ve komşunun hayır duasını almayı bize nasip eyle. Ana babalarımıza, ecdadımıza, doğduğumuz günden bugüne akraba ve komşularımızdan ahirete göç edenlere gani gani rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Onların ve bizim günahlarımızı affeyle. Cumamızı mübarek eyle. Afrin Filistin, Doğu Türkistan başta dünya üzerindeki Müslümanları ordumuzu mansur muzaffer ile dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin def'i, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti, Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun için Allah rızası için el Fatiha.